Burada kardeşlerim, şahsım olarak kendim asla zihnimden çıkaramadığım ve insanlığımı bir türlü o yakın mesafeye getiremediğim bir peygamber hatırasını Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden nakletmek istiyorum. Ebu Leyla isimli sahabi radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Çok istirham ediyorum, rica ediyorum. Günlük bilgilerimizi ve göreneklerimizi, geleneklerimizi, atalardan, dedelerden, televizyonlardan gördüklerimizi bir dakikalığına bir kenara bırakalım. İman ettiğimiz peygamberimize ait bir hatırayı Mescid-i Nebi'den dinleyelim. Ebu Leyla isimli sahabi gözleriyle gördüğünü anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın yanında oturuyorduk diyor. Torunlarından Hasan mı Hüseyin mi hangisiydi onu bilmiyorum diyor. O da çıkmış, dedesi Peygamber aleyhisselamın omuzuna oturmuş. Oturacak yer bulamamış gibi tırmanmış çıkmış omuzuna oturmuş. Dede torununu seviyor. Bizimle ilgisi yok zaten. Zaten onlar o sevgiyi hep görüyorlardı. Birden bir şeye dikkat ettik diyor. Çocuk omuzundan aşağı işemeye başladı. İşiyor. İşiyor kelimesi çok ayıp tabii, özür diliyorum böyle bir kelime kullandığım için. Çok ayıp. İşiyordu. Nerede? Resulullah'ın mescidinde. Ya 10 dakika önce Cebrail oradaydı ya da 8 dakika önce. Mescitten göklere kadar kaç trilyon melek orada bekliyor. Bunu bir Allah biliyor. Kimse bilmiyor. Belki 2 saat önce Bizans'tan gelmiş bir elçi oradaydı. Diplomasinin de merkezi, ibadetin de merkezi, kainatın efendisi de orada. Üstünde 4 yaşında, 3 yaşında bir çocuk dedesinin omuzunda oturuyor. İşiyor. İşemek, işemek. Bevle diyor yani. Ebu Leyla radıyallahu anh diyor ki, hemen kalktım, çocuğu kapayım, mübarek gömleğinden aşağıya idrar damlamaya başladı. Benim kalkıp çocuğu tutup alacağımı görünce, biz yani Peygamber aleyhisselam anlamadı onun, çocuğun işemeye başladığını anlamadı zannettik, düşünüyor herhalde yani. Halbuki ıslatmış onu, meğer görmüş çocuğun ıslattığını. Burada nefeslerinizi tutunuz kardeşlerim. Burada nefesinizi tutunuz. Burada dikkat edeceğimiz şey, siz de anlıyorsunuz ki, çocuğu rahat bırakın, neyse oldu bir kere diyecek zannediyor, o değil. Aynen ifadesi şu. Da'u ibni, la tufzi'uhu hatta yakdiye bevlehu. Yavrumu bırakın. Korkmasın, çişini rahat yapsın. Bu cümleleri bu şekilde bir kenara yazın. Yavrumu bırakın. Çişini rahat yapsın, ürkmesin. Kayısı suyundan bir damla halının üstüne damlayınca Birleşmiş Milletler'den yardım çağırır gibi bağıran anneler. Arabada simit yiyip arabanın koltuğunu susamlandırdığı için çocuğuna bir araba ağırlığı gibi laflar söyleyen babalar, tahammülünü arkadaşlarına, vakıftaki, kulüpteki arkadaşlarına saklayıp çocuklarına bırakmayan anneler, babalar, vakıfta, camide,
O namaz kılarken gürültü yaptığı için çocuğu azarlayan hacı dedeler. Siz, ben, biz, hepimiz. Bu peygamberin ümmeti miyiz biz? Ebu Leyla diyor ki, rahat rahat çocuk çişini yaptı diyor. Normal bir şey gibi indi gitti. Ömer'in, Bilal'in öpmeye, yalamaya doyamadığı omuz da o omuz. Meleklerin önünde nasıl eğileceklerini bilemedikleri bir bedendi o mübarek beden. Ama Hasan ya da Hüseyin hangisi ise öyle yaptı.